Merhabalar çok değerli ve kıymetli dinleyicilerimiz. Bugünkü konumuz engelli maaşı ile kişi başına düşen gelir sınırı. Şimdi engelli maaşı alacak olan ve almaya devam eden vatandaşlar için en önemli şartlardan biri de aylık gelirleridir. Asgari ücrete göre hesaplanan bu aylık gelir tutarının asgari ücretin belli bir seviyesine kadar olması gerekiyor. Yoksa bu ödemeler kesiliyor ya da başvuru yapanlar için başvuruları kabul edilmiyor. Engelli maaşı alan ve alacak olan vatandaşların sağlamaları gereken çok sayıda koşul bulunuyor. Bu koşulların sağlanmasının ardından ise vatandaşlara ödeme yapılıyor. Bu ödemelerde sağlanması gereken en önemli koşul ise aylık gelir sınırı. İşte bu engelli maaşındaki aylık gelir şartı ne? İnşallah bundan bahsedelim. Engelli maaşı alacak olan vatandaşların aylık hane gelirleri belli bir rakamın üzerinde ise ödeme yapılmıyor. Peki engelli maaşları için bu rakam nasıl hesaplanıyor? İşte mevzuatta yer alan hesaplama kriterleri ve aylık gelir hesaplaması da şu şekilde yapılıyor. Öncelikle muhtaçlık değerlendirilmesi yapılıyor. Hanedeki tüm bireylerin geliri, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılıyor. Bu hesaplama hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık gelirin yani asgari ücretin aylık net tutarının 3'te 1'inden az olması gerekiyor. Ve işte bu insanlar nasıl maaş alıyor? Engelli maaşına bağlanan vatandaşların maaşları kişiye göre değişiyor. Örneğin bu kişiler 65 yaş üstü yaşlı engellilere farklı oluyor. 18 yaş altındaki engellilere farklı oluyor. Engel oranı %70 ve üzerindeki engellilere ve bakıma muhtaç insanlara bağlanan aylık farklı oluyor. İşte %40 ve altındakilere bağlanan maaş çok farklı oluyor. Hani hepsi engellilik durumuna göre ve engellilik seviyesine, boyutuna göre farklı farklı maaşlar bağlanıyor. Burada işte bu gelir tespitinin yapılmasının zararları neler? Bunlardan bahsedelim. Gelir tespiti yapıldığı zaman kişinin herhangi bir geliri olmasa dahi aileden ya da işte mirastan kalan bir ev, bir araba ya da bankadaki bir paranın olması bu maaşın kesilmesine sebep oluyor. İşte bu noktada da engelli vatandaşlarımız ve bireylerimiz çok büyük sıkıntı ve sorun yaşıyor. Çünkü kişinin engelli maaşına muhtaç ama üzerindeki var olduğu bir variyeti bu kişiye zarar veriyor. İşte bunun için de ne yapmamız gerekiyor? Gelir tespitini yaptırıp gelir tespiti yaptırıldıktan sonra yani aslında biz bu gelir tespitinin kaldırılmasından yanayız. Çünkü engeller için bu gelir tespitinin kaldırılması engeller için çok büyük bir avantaj olacak. Çünkü maaşları kesilmeyecek. İnşallah kısaca böyle de bir bilgi verdik. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Hoşça kalın, dostça kalın ve sağlıcakla kalın.